Merhaba web tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte Xiaomi'nin akıllı telefonlar için üretmiş olduğu 4 adet kamera lensine bakıyoruz. Arkadaşlar ürünü teknostore.com üzerinden hemen aşağıda bulunan bağlantılardan satın alabileceğinizi belirtelim ve videomuza devam edelim. Bildiğiniz gibi telefon için üretilen lenslerin çok fazla muadili var. Çin işi, Japon işi, bilmem nesi, zartı zurtu, ancak bunların birçoğu da kalitesiz, bunu da biliyorsunuzdur. Yani mesela balık gözü için lensi 5 liraya da alabilirsiniz, ancak o hangi balığın gözü olur orası ayrı mesele. Biz de sizlere bir tık daha kalitesini gösterelim istedik ve elimizdeki modeli incelememize aldık. Şimdi gelin içinde bir tane süper geniş açı, bir tane balık gözü, bir tane normal geniş açı ve bir de makro lensi bulunan bu setlerin neler yapabildiğimize bakalım. Arkadaşlar öncelikle makro lensle çekilmiş fotoğrafları görebiliyorsunuz. Ben makro lensle çekim yaparken adeta bir böceğin yaşamını filmini tekrar hissettim. Hatta bahçede ismini cismini bilmediğimiz çok acayip bir böceğe de yakından bakabilme fırsatı yakaladık bu lens sayesinde. Tabi illaki böcek çiçek çekmek zorunda değilsiniz. Mesela bozuk paranın böyle tüm detaylarını görebiliyorsunuz. Ne bileyim göz bebeğinizi falan çekebilirsiniz gibi artık sizin yaratıcılığınıza kalmış şeyleri bu lensle halledebiliyorsunuz. Tabi bu yaratıcılıkta size sosyal medyada like olsun, paylaşım olsun vesaire gibi şeyler geri dönecektir. O da işin cabası. Şimdi ikinci lensimize bakalım. Süper geniş açı diye geçen lens. Arkadaşlar bu lens sizin elinizi kolunuzu resmen bir selfie çubuğuna dönüştürüyor. Mesela 4-5 kişi yan yana geçtiğiniz selfie çekeceksiniz. Hatta biz biraz abarttık, bütün ofisi topladık. Bu lensle birlikte rahat rahat kadraja sığabiliyorsunuz. Tabi burada sadece arkadaşları düşünmemek lazım. Bayramda bir yere gittiniz, ailecek fotoğraf çekeceksiniz ya da bir düğüne falan gittiniz. Orada bir fotoğraf çekilmek istiyorsunuz hep beraber. Bu lens sizin imdadınıza rahatlıkla yetişiyor. Şimdi burada emlakçı abilerimiz bize bir tık kızabilirler, ancak böyle evlere gidiyorlar bu lenslerle, böyle geniş geniş çekiyorlar. Sonra eve bakmaya bir gidiyorsunuz, affedersiniz 3 metrekarelik 2 metrekarelik odalar sizi karşılıyor. Yani her işin gereklilikleri vardır tabi, elçiye zeval olmaz, ama biz o fotoğrafların böyle lenslerle çekildiğini söyleyelim sizlere. Süper genişten bahsederken içinden çıkan geniş açı lensten de bahsetmemiz gerekiyor. Bunu da tabii ki de süper genişe ihtiyacımız olmayan daha dar açılı alanlarda kullanabiliyoruz. Ne bileyim manzara çekeceksinizdir, süper geniş size fazla geniş gelmiştir. O zaman takın geniş açılı lensinizi ve rahatlıkla fotoğrafınızı çekin. Süper geniş açıdan geniş açılı lensimiz daha dar bir açıya sahip, ancak tabii ki de sizin telefonunuzdan her türlü daha geniş bir açıyı çekebiliyor, bunu da belirtelim. Şimdi geldik son lensimize. Son lensimiz de balık gözü lensi. Balık gözü lensinin tarifi biraz zor arkadaşlar, ancak arka planda dönen fotoğraflardan oldukça rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Fotoğrafı bildiğiniz kare formatından veya dikdörtgen formatından çıkartıyor ve bir yuvarlağın içine yerleştiriyor. Aslında fotoğrafları şekerleştiren, tatlı bir efekt veren bir olay diyebiliriz. Aynı zamanda böyle FPS videolarında bu lensle birlikte çok rahat çekebilirsiniz. Biz Çağdaş'la çekerken bayağı eğlendik. Tabii ki bu efekti yapan uygulamalar da var, ancak biz burada bir uygulama değil mekanik bir şey takıyoruz lensimize. O yüzden tamamen fiziksel, yani efektten çıkmış oluyor. Yani birebir balık gözü görüntüsünü alabiliyoruz. Arkadaşlar videomuzun sonlarına doğru gelmeden önce kutu içeriğiyle alakalı birkaç şey de göstermek istiyorum. Ayrıca nasıl takıldığını da sizlere gösterelim. Kutusundan çıkardıktan sonra lenslerimiz burada bize merhaba diyor. Ayrıca burada bir taşıma kılıfı var. Bu önemli, zira lenslere çok fazla ellememek gerekiyor. Şöyle fermuarı açtığımızda burada lenslerimizi yerleştirebileceğimiz yerler var. Ayrıca bu kutunun içinde lens kapaklarımız da yer alıyor. Bunun yanında bu kutuyu taşımak istemiyorsak ufak bir torba geliyor. Aynı zamanda diyelim ki parmağınız eliniz değdi lensin önüne, burada çıkan bezle bu lensin önünü rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Taşıma kılıfının içinde bir adet de mandal geliyor. Lensleri bununla birlikte telefonumuza takabiliyoruz. Bu mandalı buradan çıkartalım ve şuradan gelişi güzel bir tane lens alalım. Öncelikle burada vidalı bir sistem var. Lensimizi buraya böyle çevire çevire takıyoruz. Daha sonra istersek iPhone'lara, istersek de Android cihazlara rahatlıkla takabiliyoruz. Şöyle telefonumuzu çevirelim. Tam kameraya denk gelecek şekilde bırakıyoruz. Ve artık fotoğraf çekmeye hazırız. Tamam, iPhone'ların kamerası yukarıda, ancak bizim diğer örnek telefonumuzun kamerası epey aşağıda gördüğünüz gibi. Mandallı yapısı sayesinde rahatlıkla yetişebiliyor. Daha sonra lens değiştirmek istiyorsanız da bu lensi buradan çevirip başka bir lensi buraya tekrar vidalayabilirsiniz. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk yavaş yavaş arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Xiaomi'nin 4'ü bir arada telefon lens setini inceledik. Ürünü satın almak istiyorsanız hemen aşağıda bulunan bağlantılardan teknostore.com üzerinden dilerseniz satın alabilirsiniz. Son olarak özetle de şunu söyleyebiliriz.
Eğer bu tarz ürünlere merakınız varsa, fotoğrafçılıkta az buz içli dışlıysanız ürünler tam size göre. Eğer merakınız yoksa da ailecek falan böyle toplu çekildiğiniz geniş açılı fotoğraflarda balla ekmek kadayıf olur diyelim. Az daha anketi unutuyordum arkadaşlar. Şuraya bir anket hazırladık. Ürünü beğendiniz mi, beğenmediniz mi, fikrinizi belirtirseniz seviniriz. Artık videomuzu kapatabiliriz arkadaşlar. Kafanıza takılan her türlü soruyu hemen aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İki yanda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.